Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını dört gözle bekleyenlerin başında elbette esnaf geliyordu. Daha açıklama gelmeden umutlar yeşerdi, hazırlıklar tamamlandı. Açılış haberini alınca da davullarla, zurnalarla kutlamalar yaptılar. Yarın bizim sektörümüzün yani restoran kesimlerinin, yiyecek içecek sektörünün bayramı. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bence artık açılır yani, açılmazsa artık gidip yine yatacağız. Başlamak istiyoruz artık. Müşterilerimizi özledik, işimizi de özledik. Böyle oturup keyifle bir şeyler yiyip içmeyi özledim. Pandemiyle mücadelede yeni dönem başladı. Restoranlarda ve kafelerde dün son hazırlıklar yapıldı. Gerçekten çok özledim. Özellikle ofisteyken öğle aralarında yiyecek yer bulamıyoruz. Oldukça zorlanıyoruz. Açılacağı için çok mutluyuz. Bir tarafta hummalı bir şekilde restoranlar temizleniyor. Masa, sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun yerleştiriliyor. Hepsi son hazırlıkları yapıyor. Açılacağını düşünüyoruz. Aslında bir yandan da endişeliyiz. Nasıl olacağını biz de pek bilmiyoruz. Özlediniz mi bir yerde oturmayı, yemek yemeyi? Tabii ki. Tabii ki yani çalışan insanlar olarak dinlenmek istiyoruz. Zaten 6'da, 5.30, 6'da insanlar iş yerlerinden çıkış yaptıkları için hani bir dışarıda bir yemek yeme sektöründe hani 8, 9 gibi şey değil de saat bir 10 olması, 10'dan sonrası bizim için çok ideal olur. Son bir yılda 8 ay evde kaldığımız için ya bence saat kısıtlaması olmalı, kişi sayı kısıtlaması olmalı. Mekanlarda oturup normal kahvemizi içmek daha güzel. Böyle ulu orta kalıyorsunuz. Üçte birlik bir kısmını en azından içeriği kullanamama olasılığında güzel bir alternatif olacağını düşünüyoruz ve böyle bir beklentimiz de var. Saat olarak, çalışma olarak tam zamanlı beklemekteyiz. Restoranların bahçeleri ve açık havadaki kısımları hazırlanıyor. Çünkü misafirler burada açık havada ağırlanacak. Esnafın umutla beklediği açıklama dün akşam saatlerinde geldi. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kafeler, çay bahçesi, restoranlar hafta içi ve cumartesi günü sabah 7, akşam 9 arasına hizmet verecek. Bakanlar Kurulu sonrası gelen açıklama esnafı rahatlattı. Hatta sevinçten davul zurnalı kutlama yapanlar bile vardı. Gaziantep'te esnaf davul zurna çaldırıp halaylar çekerek kutlama yaptı. Kutlama yaptık esnaflarla birlikte. Gerekli personellerimizle birlikte. Şu an hazırız. Temizliğimizi yaptık. Covid-19 tedbirleri içinde mesafelere uyarak inşallah bu süreci atlatacağız.